Merhamet etmeyene merhamet edilmez. Kur'an'da buyurulur ki, onlara bir musibet geldiğinde biz Allah'ınız ve elbette ona döneceğiz derler. İmam Ali aleyhisselam istircada bulunan birini işitince şöyle buyurmuştur. Hepimiz Allah'tanız deyişimiz, Allah'ın saltanatını ikrar edişimizdir. Ve hepimiz ona döneceğiz deyişimiz ise kendimizin yok olacağını ikrar edişimizdir. Allah'ın sevgilisi sallallahu aleyhi ve sellem çocuğunun ölümünü şikayette bulunan bir kadına şöyle buyurmuştur. Kaç çocuğun öldü? O 3 tane deyince şöyle buyurdu. Sen ateş karşısında etrafına sağlam bir sur çekmişsin. Yine Allah'ın sevgilisi bir hadislerinde buyurdu ki, her kim 3 çocuğunun yasına oturursa ve onların ölümünü Allah'ın hesabına yazarsa, cennet ona farz olur. Hazreti Ayşe şöyle demiştir. İbrahim vefat edince, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gözyaşları sakalına dökülünceye kadar ağladı. Kendisine, ey Allah'ın Resulü, siz ağlamaktan sakındırıyorsunuz ama siz ağlıyorsunuz diye sorulunca Hazreti Peygamber, bu ağlama değildir, merhamettir. Her kim merhamet etmezse ona da merhamet edilmez buyurdu. Cabir bin Abdullah şöyle anlatıyor. Allah'ın Resulü Abdurrahman bin Avf'ın elinden tuttu ve can vermek üzere olan oğlu İbrahim'in yanına geldi. Onu kucağına aldı ve ona şöyle buyurdu. Aziz çocuğum, Allah'ın isteği karşısında elimden hiçbir şey gelmez. Gözlerinden yaş boşaldı. Abdurrahman şöyle arz etti. Ey Allah'ın Resulü, ağlıyor musunuz? Siz bizi ağlamaktan sakındırmadınız mı? Hazreti Peygamber şöyle buyurdu. Ben bağırıp çağırmaktan ve iki ahmakça ve çirkin sesten sakındırdım. Keyif halinde çıkan sesten, yani oyun, eğlence ve şeytani nameden ve musibet anında yükselen sesten, yani yüzünü tırmalamaktan, yakayı yırtmaktan ve şeytani feryattan. Ama bu ağlamam rahmettir. Rahmet etmeyen kimseye rahmet edilmez. Eğer ölüm hak, boş çıkması imkansız bir vade, gidilmesi gereken ve geride kalanlarımızın geçmişlere katılacağı Allah yolu, ilahi bir yol olmasaydı, şüphesiz senin için daha çok üzülürdük ve biz senin için gamlıyız. Gözler ağlıyor, kalpler gözyaşı döküyor ama ben Allah'ı hoşnutsuz kılacak hiçbir şeyi dile getirmiyorum. İmam Sadık aleyhisselamın çocuklarından biri gözünün önünde yürüyordu ki aniden boğazına bir şey takıldı ve öldü. İmam aleyhisselam ağladı ve şöyle buyurdu. Allah'ım, eğer alırsan veren sensin. Eğer hasta kılarsan afiyet veren de sensin. Daha sonra cesedi kadınların yanına götürdü. Kadınlar çocuğu görünce ağlamaya başladılar. İmam aleyhisselam onlara and içirerek feryat etmemelerini istedi. Onu defnetmek için dışarı çıkardı ve şöyle buyurdu. Çocuklarımızı öldüren Allah münezzehtir. Ama ona olan aşkımızdan başka hiçbir şeyimiz artmaz. Bedenini toprağa verdiğinde ise şöyle buyurdu. Ey evladım, Allah yerini geniş kılsın ve seni peygamberle bir araya getirsin. Muhammed bin Abdullah Kufi şöyle diyor. İmam Sadık'ın oğlu İsmail öldüğünde imam çok şiddetli bir şekilde rahatsız olmuştu. İmam aleyhisselam yeni bir elbise talep etti, onu giydi, sonra dışarı çıktı. İlahi emir ve yasakları beyan etmeye koyuldu. Ashabından birisi şöyle arz etti. Fedan olayım, sizin sıkıntılı olduğunuzu görünce bir müddet sizden mahrum kalacağımızı zannettik. İmam aleyhisselam bunun üzerine buyurdu ki, biz musibet inmedikçe sabırsızlık gösteren, musibet geldiğinde ise sabreden ehl-i beytiz.